Herkese merhaba arkadaşlar, Kirby Space Program Hard Mode serisinin 93. bölümüne hoş geldiniz. Sizi böyle bir görselle karşılamak istedim. Bence gayet güzel. Ben bu Tuna'nın çevresinde biraz dolaştım ve şöyle bilimler elde ettim. Bunu size izletmek istemedim tabi. Bakın ne varmış. Northern Shelf. Midlands. Midland Sea. Lowlands. Highlands. Craters. Southern Basin. Eastern Canyon, Northeast Basin, Highlands'e bir daha geldik. Neydi bu? Polar Krateri'si de aldık ve buradaki bilimimiz bakın 717 oldu ve 499 bilim puanı elde etmişiz bu esnada. Hadi bunu gönderelim. Şuradan bakarsak 569'muş. Stop Research diyelim. Transmit Science diyelim. Bağlantımız yok diyor. Çok mu uzağız? Evet, en uzak noktadayız. Tamam, geri döndüğümüzde artık şey yaparız. Şimdiki planım şu. Bir dakika ya, bunu nasıl yapacağız? Mesela şöyle gelsem. Bunu sağa tıklasam. Take data desem. Buradaki bilim ne oldu? Hala 500. Review data desek ne var? Bu var. 447 oldu. Burada bilim puanımız biraz fazla boşa gidecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi planım şu. Ike'tan da bilim alalım gelmişken bence. Bunun için de ne yapacağız? Şuna bir set as target diyelim. Ascending node'dan şöyle bir progress atışlaması yapalım. Bakalım Ike bizi yakalayacak mı? Oo, bakın açıyı bile düzeltiyor. Bu güzel. Bakalım nasıl bir şey oluyor. Hatta şöyle çarparmış gibi yapsak. Bir dakika. Şöyle bir şey yakalamamız lazım da. Bakıyorum ama. Zor gibi. Şöyle yapalım. Tamam, şöyle bir yapalım. Daha sonra bunu bu tarafa çekmemiz gerekecek ama deneyelim. 41 dakika sonra bir ateşleme. 50 saniyelik. Şöyle. Warp'la. Bir de Ike'tan bilim alalım. Aslında Tuna'nın bir atmosferine girmek istiyordum magnetometreyi çalıştırmak için ama şimdilik gerek yok gibi. 20 dakika kaldı. Şunu bekliyoruz. 7 dakika. Buradan bilimi gönderemediğimiz için yapacak bir şey yok. Şöyle bir hızlandıralım. Ike'ı görelim bir de. ...20, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ateş. Tam throttle'da 52 saniyelik bir ateşleme diyor. Şu ateşlemeyi bir yapalım. Ike bizi yakalasın. Ike'a tabii ki çarpma gibi bir niyetim yok. Onu düzelteceğiz. Bakın aslında şöyle yapıp, tamam mı? Şuraya bunu bir kapat. Şuraya warplayıp anti-normalde bir ateşleme yaparsam sanki olacak gibi. Anti-normalde bir ateşleme yapmayı deneyelim bakalım ne olacak. Hadi. Aslında normalde mi ateşleme yapmamız lazım? Göreceğiz şimdi bir dakika. Evet, normalde bir ateşleme yapmamız lazımmış. Yapalım. Çünkü bakın aşağıdan geliyoruz ya. Evet, bu ateşlemeyi yapmaya devam edeceğim. Ateşle, ateşle, ateşle.
Daha sonra buraya gel. Evet, bir garip, bir garip olacak. Yapacak bir şey yok. Düzelteceğiz, halledeceğiz bir şekilde. Burada Radial Out'ta bir ateşlem yapacağız. Ama öncelikle buradan bir crew report alalım. Crew report, hop. Şöyle gelsin. Take data desin, port desin. Ve bir crew report alalım. Radial Out'taki ateşlememize başlayalım. Radial Out. Şöyle. Hop. Şu 10 kilometre olsun ki görelim, değil mi? Nasıl bir şeymiş? Duna'dan uzaklaşacağız, buna yaklaşacağız. O görüntüyü görmek istiyorum. Ama 10 da çok şey ya, çok az. Şöyle bir 20 yapalım. Ya da 25'e 30 yapalım. Sonra burada şöyle bir ateşleme yapıp yörüngesine oturalım. Burada Duna'yı görüyoruz. Buradan bir manevra notuna odaklansın. Ayk da burada. Arkadaş çok güzel ya. Buradan Duna'dan uzaklaşalım ve Ayk'a gelelim. Bu kadar yakın aslında çok garip. Yani bu kadar yakın iki tane gök cisminin olması garip. Normalde olmaz. Olanlar da sıra dışı diye geçiyor zaten. Hatta yıldızına oranla bu kadar büyük olan bir gezegeni falan ezberi bozan güneş sistemi gibi bir şey yapmışlardı. Yıldız sistemi mi? Gezegen mi? Öyle bir haber vardı. Bilmiyorum gördünüz mü? Burada in space love'daymışız. Ayka'da. Geldik artık. Hemen şöyle yörüngeye otursun yeterli. Tamam. Burada artık love space'teyiz. Crew report alabilir miyim? Hayır. Önce çıkacağız. Buradan take data diyeceğiz, board diyeceğiz, sağ tıklayacağız. Crew report diyeceğiz. Bunu da tutacağım. Buradan scientist'imi çıkarayım. Şöyle bir araca bakalım, bir sıkıntı var mı? Evet, böyle kocaman bir atom motoru var. Hatta şöyle Kerbal'ı yaklaştırırsak ne kadar kocaman olduğunu görürsünüz. Bakın. Böyle hayvani bir şey. Güneş paneline de çarpmadan. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Şöyle bir yaklaşsın. Buradan bir EV alabilirim. Alalım. Burada. Şuna sağ tıklayalım. Restore. Observe. Tutsun. Collect data. Restore. Ve Conduct Material. Yani Science Junior'ı bir daha çalıştırdık. Bunu alalım. Daha sonra burada güne şey olması lazım. Evet, termometre al. Bunu da al. Bunu da tut. Hop. Kafası çarptı biraz. Yapacak bir şey yok. Buradan F diyelim. Aslında boşa gitmemesi için böyle bir şey yapabiliriz. Şu an burada Start Research demediğimiz için bakın burada bilim duruyor. Evet, böyle boşa harcamamış olacağız. Gönderdikten sonra bir daha çalıştırırız. Daha sonra buraya bir warplayacağım. In Space High'dan bir EVA alalım. Dur artık, tamam. Abartmaya gerek yok. Buradan bir EVA. Board. Tamam. Uzaktan almıştık zaten. Bakın burada bir güneş tutulması oluyor Duna'da. Çok güzel şu oyunu, şu görüntüleri ne bayılıyorum. Baya keyifli.
Şimdi pardon, Duna'nın atmosferine çok az bir giriş yapmayı planlıyorum. Bakın şöyle, 50 ise zaten atmosferi çok kalın değil. O yüzden 45'e kadar falan inebilirim diye tahmin ediyorum. Umarım bir sakatlık çıkmaz çünkü paraşütümüz de yok. Duna'ya çakılırız yani. Bilimlerimizi de gönderemeden çakılmış olacağız. Bakalım bu riski almaya değer mi? Bilmiyorum ama ben alacağım. Ne kadar zamanımız kalmış bu arada? 4 dakikamız kalmış. Ay Duna'nın bir atmosferine kokusunu alalım bence. Ve oradayken çok az daha risk alıp belki bir EVA'ya da çıkabilirim. 2, 1, ateşleme. Hop. Kapat. Şöyle bakarak yapalım. Şöyle bakarak. Hapşuruk geliyor. Hop. Gitti galiba. Hop. 44. Tamam. Affedersiniz. Ama uyarmıştım. Şimdi Duna'nın atmosferini bir koklayalım. Duna'nın atmosferi benim burnumu kaşındırdı az önce, fark ettiniz ve bilmiyorum. Şuradan araca odaklanacağım. Polar geldiğimiz Duna'ya bakın şu an çok daha mantıklı bir yörüngede giriş yapabiliyorum. Burada bir action grupları açacağım. Daha sonra şuna sağ sol tıklayacağım. 5'e basacağım. Toggle diyeceğim. Buna basacağım. Toggle diyeceğim. Ve giriş yaparken 5'e bastığımızda onların kapanması gerekiyor. Evet, atmosfere giriş yapıyoruz. Yapıyoruz. Şu an atmosferdeyiz normalde. Heh. Şimdi bunu bir 5 ile kapatalım. Bakın etkilenmiyoruz bile farkındaysanız. Aim camera diyeceğim buraya. Buradan magnetometre çalıştırmaya çalışalım bakalım. Retract mi? Ne? Bunun da olmaması lazım normalde. Ambus. Buradan EVA desek. Bakın şu an Duna'nın atmosferindeyiz. Extend dediğimde buradan bilim puanı gelmesi lazım ama gelmiyor nedense. Çözemedim. Garip. Tamam, retract diyelim. Bakın apoapsisimiz çok az. Böyle bir değişiyor farkındaysanız. Çok atmosferi çok ince. Aynı Mars gibi. O yüzden Mars'a inmek de sıkıntı ya. Skycrane'ler mi yapmadılar? Böyle top gibi bir şeyle mi indirmeye çalışmadılar? Gök cisimlerini. Şu anda artık yavaş yavaş atmosferin dışına çıkmamız lazım. Atmosferin dışına çıktığımıza göre şöyle yapacağım. Harita. Buraya warp diyeceğim. Buradan prograde'e döneceğim. Ve daha sonra Duna'ya tekrardan geleceğiz tabii ki. Bakın bu görev yine kabul olmamış. Dönünce kabul olacak herhalde. Ya da Space Center'a gittiğimizde kabul olacak. Şöyle bir dön. Şöyle bir atmosferin dışına çıksın. Şöyle 100'e 100 bir yörünge iyidir bence. Hop. 100'e 100. Buradan. Bakın Aykin yine bizi yakalıyormuş. Aykin çekim alanı çok büyük. Dediğim gibi garip bir sistem. Bu bölümde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşeceğiz. Şöyle bir bakayım. Şunlara bir sağ tıkla. Bakın perapse ne kadar yakından yaparsanız bu ateşlemeleri o kadar mantıklı oluyor.
Yani 110'a 91'lik bir yörünge mantıklı değil. Ama 104'e mesela 100'e 99 daha mantıklı. Ben bu ateşlemeyi yapacağım. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere. O zaman dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.